4.250.000 TL para almış benden. 250 bin gitti şimdi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'da 11 bina yıkılırken binlerce binada hasar aldı. Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Osman Gazi mahallesinde bulunan 3 bloklu bir sitede depremde hasar aldı. İlk incelemelerde siteye orta hasarlı raporu verilirken itirazlar sonucu hasar durumu az hasarlıya çevrildi. Bunun üzerine site sakinleri binalarındaki deprem hasarlarını onarmak için OŞE yönetimindeki bir yapı firmasıyla 120 günde teslim şartıyla KDV dahil 4 milyon 850 bin liraya Temmuz ayında anlaştı. Müteahhitlenince buranın müteahhit 90 daire 50 bin lira, 4 daire 43 bin lira, 3 iş yeri ise 59 bin 350 liraya ödeme yaptı. Firmada işi taşerona verdi. Ancak iddiaya göre OŞ'de işi başka bir taşerona verdi ve firma A ve B bloğun dış cephe işlemlerinin bir kısmını yaptı. Ancak C bloğa başlamadan ortadan kayboldu. Site sakinleri bir an önce binalarının onarılmasını istiyor. Benim oğlumun dairesi var burada. Bundan bir sene oldu. Müteahhit de burada, hep beraber bu işi hep beraber verdik. Bize 4 ay süre verdi. 4 ay içerisinde dedi ben burayı teslim edeceğim. Ve şu karşında görmüş olduğunuz binalar daha temeli açılıyordu. Bak adamlar 10 kat çıktı. Daha bizim burada tadilatımız bitmedi. Burada insanlar hepsi mağdur durumda. Yani deprem zededeler. Bundan fırsata dönüştürmeye çalıştı burada verilen müteahhit. Yani zaten bu insanlara deprem vurmuş. Bir de müteahhit vuruyor burada. Yani bir an önce bitsin, insanlar evine geçsin. Dava açtık. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Biz İşoğlu Prestij sitesinin malikleriyiz. 6 Şubat depreminde her insan gibi bizim binalarımız da hasar gördü. Sonrasında hani kaçtık, korktuk hepimiz, bir kaçtık. Sonrasında bir firma geldi. Boran İnşaat diye bir firma geldi. Osman Şener. Bunu getiren işte şey vardı. Çiğdem Hanım var, şelalenin yöneticisi. Güvenilir dediler. İşte dediler ki böyle böyle referansları var vesaire. Sonrasında biz bu insanla konuştuk. Burada mavi boncuk dağıttı herkese. Herkesin istediği de evine geri dönmekti. Bu adamla sözleşme yapıldı. 4 milyon 800 bin TL üzerinden. Kasım'ın 21'inde de teslim edilecekti. Adam dolandırıldım dedi. Paraları da peşin peşin topladı. Dolandırıldım dedi. İşte dedi benim dedi battım dedi. Alt taşeronla sorun yaşadığını ifade etti. Sonrasında da adam göndermemeye başladı. Velhasılı işte iç kısımları yapmadı. Yangın merdivenlerimiz olduğu gibi duruyor. Ve C bloğumuzun hali de bu şekilde, içler acısı. Yani insanlar C bloğu başladı kısmen. Yaptığı iş de iş değil. Zaten bütün ustalarımız da var da burada. İnsanlar şu görüntüyü görenler gelmek istemiyorlar. Kiradan dönemiyorlar. İnsanlarımız korkuyor. Yani bir kira olmuş 10 bin TL. Kendi evine gelecek ve evlerin içini veren de var. Evlerin içini vermiş, hani tadilatı yapılacak, boyanacak. Onları da öyle mağdur etti. Evlerin içi yapılmayanlar da var yani. Siz daire başı ne kadar ödediniz? Daire başı 45, özür diliyorum, 50 bin TL'ye anlaşıldı. Ha bu paralar peşin peşin verildi. Yani dedi enflasyona çarpılmayayım diye. Peşin peşin çekti. Yani Allah'tan gelene eyvallah, kulu da böyle bizi mağdur etti, rezil etti. Dönemiyoruz, evlerimize dönemiyoruz yani.